Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabarmalara doymayan pamuk gibi yumuşacık nefis bir mahlepli pastane poğaçası hazırladım. Yapımı çok kolay. Herkes bu tarifi evinde kolaylıkla hazırlayabilir. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak bir su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Bir paket instant kuru maya, iki yemek kaşığı şeker ekliyorum. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Bu arada ben tarifimde kuru maya kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler bir paket kuru maya yerine bir paket yaş maya kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. İki tane yumurta vardı. Yumurtaların aklarını Hamurun içerisine ekliyorum. Sarılarını da poğaçaların üzerine sürmek için kenara ayırdım. Şimdi bir tatlı kaşığı mahlebi ekliyorum. Ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz sizler hiç mahlep eklemeden de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Mahlep hamurun kıvamında önemli değildir ama poğaçaya güzel bir lezzet ve güzel bir koku katıyor. Pastanelerde yediğiniz poğaçanın lezzetini almak istiyorsanız mutlaka mahlebi eklemenizi tavsiye ediyorum. Ben bütün malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra önceden elediğim unumu azar azar ilave ederek unun üzerine bir buçuk tatlı kaşığı da tuzu ekledim ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırdım. Şimdi spatulamı kenara alarak bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu tarifte toplamda 6 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Hamurumuzun yumuşacık bir kıvamda olması gerekiyor. Hamura çok fazla un ekleyerek hamurun elinizi bırakmasını beklemeyin. Hamur hafiften ele yapışan bir kıvamda oluyor. Ben hamurumu kabaca toparladıktan sonra üzerine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 100 gram tereyağını ekledim ve tereyağı hamuruma iyice karışıncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurma kabında e, hamuru yoğurma kolay olmuyor bu sebeple tezgahımın üzerine aldım ve spatulamla toparlayarak hamuru avuç içimde eze eze yoğuruyorum. İlk başta hamur elinize yapışıyor ama tereyağı hamura tamamen karıştıktan sonra hamur artık elinize kesinlikle yapışmayacaktır. Hamurumu tezgahın üzerinde 5 dakika boyunca yoğurdum. Gördüğünüz gibi hamur artık elime kesinlikle yapışmıyor, ama oldukça da yumuşacık bir kıvamda. Şimdi hamura yuvarlak bir form veriyorum ve yoğurma kabının içerisine tekrardan alarak üzerini bir streç filmle, temiz bir bezle örterek oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Benim hamurum oda sıcaklığında 1 saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için elimle toparlayacağım. Ama daha önce hamurun elime yapışmaması için hani hamurun içerisine sıvı yağ eklemiştik ya o bardağı kaldırmamıştım. Bardağın içerisinde kalan sıvı yağı elime döktüm ve hamurumu toparlıyorum. Sizlerinde bu işlemi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer hamur mayalandıktan sonra elinizle kısa bir süre yoğurmazsanız, yaptığınız hamur işinden maya kokusu ve maya tadı alabilirsiniz. Şimdi hamuru tekrardan tezgahın üzerine aldım ve elimle göz kararı büyüklükte kopartarak poğaçalarımı hazırlıyorum. Bezeyi yuvarladıktan sonra üzerine elimle hafiften bastırarak altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Ben poğaçalarımı sade olarak hazırlamayı tercih ettim. Dilerseniz sizler iç harcı ekleyerek de hazırlayabilirsiniz. Ben bezelerimi hazırlamaya devam ederken sizlerden hamurun kıvamına dikkat etmenizi istiyorum. Hamurum tam istediğim kıvamda, istediğim yumuşaklıkta olmuş. O kadar elastik bir kıvamdaki bu hamurdan ne hazırlarsanız hazırlayın pamuk gibi yumuşacık olacaktır. Ben poğaçalarımın hepsini yuvarlayıp tepsinin içerisine aldım. Şimdi üzerlerine elimle hafiften bastırıyorum. Çünkü daha sonra çok fazla kabaracaklardır. Poğaçaların üzerine elimle bastırdıktan sonra temiz bir bezle örterek oda sıcaklığında yarım saat tepsi mayası için bekletiyorum. Poğaçalarım oda sıcaklığında yarım saatte mayalandı. Gördüğünüz gibi puf puf kabardılar. Şimdi poğaçaların üzerine sürmek için 2 tane yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sütü ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra poğaçaların üzerine dikkatli bir şekilde sürüyorum. Bu aşamada poğaçaların mayasını söndürmemek için dikkatli davranıyorum. Eğer poğaçaların mayası sönerse pişer ken tekrar kabarmayacaklardır. Bu arada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Poğaçalarımı önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırında pişireceğim. Poğaçaların hepsine yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine biraz da susam serpiştiriyorum. Dilerseniz sizler sade olarak da pişirebilirsiniz. Susamı da serpiştirdikten sonra artık poğaçalarımı pişirmek için fırınıma götürüyorum. Poğaçaların altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. İnanın böyle bir lezzet, böyle bir yumuşaklık yok. Tarifime garanti veriyorum. İnanılmaz lezzetli, mis gibi mahlep kokulu, nefis bir poğaça tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Hemen poğaçayı bölerek iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. İçinin dokusuna bakar mısınız? Kesinlikle hamurlaşma yok. Sünger gibi gözenekli bir şekilde pişti. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.